Bu hafta ABD borsalarında 2023 yılı için efsanelerin tercih ettiği 3 tane hisse senedini konuşacağız. Peki kim bu efsaneler? İlki Warren Buffett. 106 milyar dolarlık servetiyle tüm dünyanın en zengin 5. insanı ve bu servetinin tamamını borsadan kazandı. İkinci ismimiz Jim Simons. Aslen matematik profesörü fakat işlem yaptığı süre boyunca yatırım alanındaki tüm rekorları alt üst etti. Bu anlamda Warren Buffett'tan daha başarılı diyebileceğimiz nadide isimlerden biri. Tüm dünyada yatırım alanında efsane olduğu kabul edilen bu iki kişinin 2023 yılı ilk çeyreğinde portföylerinde 3 tane ortak hisse senedi yer alıyor. İşte bu hafta o hisseleri konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk hisse senedimiz Verisign alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı alanında tüm dünyada lider konumdalar. .com, .net, .gov, .cc gibi en yaygın alan adları bu firmanın elinde. Warren Buffett'ın portföyüne baktığımızda verisayn hisselerini 2013 yılında toplamaya başladığı görülüyor. 2014'ün ikinci çeyreğinde alımlarını bitirmiş ve o günden bu yana pozisyonunu koruyor. Elinde 13 milyona yakın verisayn hisse senedi var. Zaten şirketin halka açık kısmının lider ortağı konumunda. Jim Simon'sa baktığımızda aslında 2019'un son çeyreği itibariyle elindeki pozisyonları azalttığı görülüyor. Ta ki geçtiğimiz çeyreğe kadar. Son çeyrekte pozisyonuna ufak da olsa bir ekleme yapmış. Mevcutta 3.2 milyon lot hisse senedi de onun elinde bulunuyor. O da şirketin halka açık kısmının dördüncü büyük ortağı konumunda. Şirketin gelirlerine baktığımızda operasyonel gelirlerinin 2009 yılından itibaren çok istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor. Üstelik karlılığı da çok iyi. Mevcutta operasyonel kar marjları %70'e yakın ki %70 operasyonel marj gerçekten üst seviye. VeriSai'nın gelecek beklentileri de gayet pozitif. İstikrarlı bir şekilde artan gelirlerinin en azından 2027 yılına kadar bu istikrarını bozmayacağı öngörülüyor. İncelemelerimde ben şirketin mali durumuyla ilgili bir problem görmedim. Yönetimden kaynaklı bir problem de görünmüyor. Bilakis hisse performansını önceliklendiren bir yönetim anlayışına sahipler. Doğru zamanlarda güçlü geri alımlarla hisse performansını destekliyorlar. Buraya kadar anlattıklarımın hepsi pozitif. Peki bu hisse senedinde hiç risk yok mu? Var. Hem de çok büyük bir risk var. Piyasa fiyatlaması. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu hisse senedi ucuz değil. Evet, şirketin yaptığı iş, operasyon yapısı, gelecek beklentileri, karlılığı, yönetimi her şey çok güzel görünüyor ama bunların hepsi fiyatlanmış gibi duruyor. Bu yüksek fiyat hissenin yükseliş potansiyelini sınırlarken olası bir olumsuzlukta kaybettirebileceği para miktarını arttırıyor. Eğer şirket güçlü nakit akışını bu ivme ile devam ettirebilirse hisse senedi de primlenmeye devam edecektir. Fakat piyasa fiyatlamasından yana bir risk olduğu bilinmeli. Bu şirkete yatırım yapmayı düşünüyorsanız iyi bir şirkete yüksek bir bedelle ortak olacağınızın farkında olmalısınız. İkinci şirketimiz ise Snowflake. Bu hisse senedini Warren Buffett 2020 yılının 3. çeyreğinde portföyüne eklemiş ve o günden bu yana bir satış gerçekleştirmemiş. Elinde 6.1 milyon lot hisse senedi bulunuyor. Şirketin halka açık kısmının en büyük 3. ortağı konumunda. Bu arada Warren Buffett elindeki hisse senetlerini ortalama 213 dolar fiyat ile portföyüne eklemiş ve şu an %20 zararda. Yani bu hisse senedini şimdi alırsanız Buffett'tan daha uygun fiyata almış olacaksınız ve yükseliş durumunda yüzdesel olarak Buffett'tan daha çok kazanacaksınız. Jim Simons'a baktığımızda son 3 çeyrektir bu hissedeki pozisyonunu agresif bir şekilde arttırdığı görülüyor. Mevcutta elinde 2,5 milyon lot hisse senedi var. Bu hisse adediyle yine şirketin büyük ortaklarından biri. Jim Simons da elindeki hisseleri ortalama 196 dolar fiyatıyla almış ve o da zararda bekliyor. Yani her iki efsane ismi de zarara uğratan bir hisse senedi var karşımızda. Bir yandan korkutucu bir yandan da cazibeli bir durum. Sonuçta bu iki büyük isimden daha düşük maliyet ile bu hisseleri portföyünüze ekleme şansına sahipsiniz. Peki ne iş yapıyor bu şirket? Snowflake bulut tabanlı bir veri depolama ve analiz şirketi. Bulut sektörünü ben şahsen beğeniyorum. Agresif büyüyen ve büyümeye devam edecek gibi görünen bir sektör. İnternet hızları maalesef ülkemizde olmasa da tüm dünyada hızla artıyor. Bu da sektörün gelişimini destekliyor. Yurtdışı portföylerde Doğrudan ya da dolaylı olarak bulut sektöründe yer alan en azından bir adet şirket bence bulunmalı. Snowflake de bu agresif büyüyen pazarın en agresif büyüyen şirketlerinden biri ve 2023 yılı için bu büyümenin hızlanarak devam edeceği öngörülüyor. Bu şirketi sektöründe öne çıkaran en büyük fark bir kuruluşun tüm verilerini tutarlı bir şekilde tek bir bulut sisteminde bir araya getirmesi. Bu basit gibi görünen ama veri tabanı işinde çok önemli bir nokta. Zaten bu yüzden bu denli agresif büyüyor ve büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Novartis, Adobe, IQ, VI gibi birçok küresel dev de bu sebeple Snowflake ile çalışıyor. Yapay zeka ve makine öğreniminin birçok sektörde kullanılacağı bir gelecek bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu konuda Snowflake H2O AI ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık ile özellikle telekomünikasyon sektöründe yapay zekadan faydalanılması planlanıyor. Telekomünikasyon sektöründe yapay zekanın pazar payının 2028 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşması ve yıllık %37.5 büyümesi bekleniyor. Daha pek çok yapay zeka şirketiyle de Snowflake'in ortaklığı var. Yani bu alana önem veriyorlar. Teknik analiz grafiğine baktığımızda hisse senedinin 2022 8. aydan itibaren süregelen düşen trendini bu ay itibariyle kırdığı görülüyor. Teknik açıdan düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir, Tabii ki bu düşüş trendinin içine tekrar girmediği sürece sonuç olarak Snowflake tam bir büyüme şirketi. Halka açılalı henüz 3 yıl bile olmadı ve fiyat hareketleri tam anlamıyla sağlıklı bir zemine oturmadı. Üstelik yatırım stratejileri de agresif. Hisse fiyatı daha da aşağılara gelebilir mi? Elbette gelebilir ama hisse senedinin barındırdığı getiri potansiyeli cazip seviyede. Geldik son hissemize. Capital One Financial Corporation Warren Buffett bu hisse senedini ilk kez bu çeyrek portföyüne ekledi. 95 dolar fiyat ile yaklaşık 10 milyon lot hisse senedi aldı. Aldığı hisselerle bir anda şirketin halka açık kısmının en büyük 7. ortağı oldu. Jim Simons'ın ise 9 aydır bu hisse senedini topladığı görülüyor. Bu hisse de Warren Buffett'ın bir adım önünde. Fakat bu durum bir avantaj değil, handikap oluşturmuş. Çünkü Warren Buffett hisseleri 95 dolardan almıştı. Jim Simons'ın ortalama maliyeti ise 98 dolar. Bu hisse senedini bu çeyrek portföyüne alan bu iki efsane isim dışında bir efsane daha var. Big Short filmini izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Orada Christian Bale'in canlandırdığı bir karakter var. Michael Burry. Michael Burry 2008 ekonomik krizini önceden tahmin ederek bir servet kazanan ve efsane haline gelen bir isim. Fakat Michael Burry sadece bir kriz bildi diye efsane olmadı. Gerçekten çok başarılı bir yatırımcı. Örneğin son 3 yılda ABD hisse senedi portföyünden %160 getiri sağladı. Aynı dönemde Warren Buffett'ın getirisi %35'ti. Tabi bu denli büyük fark olmasında yatırım tarzlarının ve portföy büyüklüklerinin etkisi var. Warren Buffett çok büyük bir parayı yönetiyor ve bu parayı daima hisse senetlerinde tutuyor. Michael Burry'nin portföyü ise Warren Buffett'a göre çok daha küçük ve bazı zamanlar hisse senedi piyasasından tamamen ayrılıyor. Konumuza dönersek 2023 yılı ilk çeyreğinde portföyüne Capital One ekleyen efsane isimlerden biri de Michael Burry. O da hisselerini ortalama 95 dolar fiyattan aldı. Bu arada Twitter'dan yazdığım gibi 16 Mayıs'ta Capital One hisse senetlerini 91 dolar maliyet ile ben de portföyüme ekledim. Peki Capital One'da bu kadar çekici olan şey ne? Neden bu efsane isimlerin hepsi üstelik aynı anda bu hisseyi portföylerine eklediler? Aslında çok havalı bir sebebi yok. Hatta bizim bu konuda bir atasözümüz de var. Kurunun yanında yaş da yanar. Son bankacılık krizinde finans sisteminin tamamı sert bir darbe aldı. Hak eden etmeyen tüm hisseler değer kaybetti. Değer kaybını hak etmeyen hisse senetlerinden biri de Capital One'dı. Bu şirketin mali durumunda bir problem ya da risk görünmüyor. JP Morgan'ın bankaları kırılganlıkları açısından yaptığı sıralamada çok sıkı takip edilen ve izlenen Bank of America ve Wells Fargo'dan bile daha üst sırada. Fakat değerlemesi bu şirketlere göre çok daha ucuz. Dediğim gibi çok havalı bir sebebi yok fakat Capital One'ın garanti görünen bir getirisi var. Hisse'nin teknik analiz grafiğine de bakalım ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum. ABD borsa araştırmalarımda büyük oranda seeking alpha'yı kullanıyorum ve bildiğiniz gibi bu platformun bu kanalın takipçilerine özel bir kampanyası var. Normalde 240 dolar olan yıllık abonelik ücreti videonun açıklamalar kısmındaki link ile üye olursanız 99 dolara iniyor ki 99 dolar bu denli kapsamlı bir platform için emsallerine göre oldukça ucuz. O yüzden eğer üye olmayı düşünüyorsanız acele etmeniz gerekiyor. Son gün 21 Mayıs. Capital One'ın teknik analiz grafiğine baktığımızda uzun vadede yükselen bir trend içerisinde. 2021'in sonlarından itibaren ise sert bir düşüş yaşadı. Fibonacci 618 seviyesinden bir taban oluşturma çabası görünüyor. Ki taban oluşturmak için uygun bir alan. Fakat şu etapta aslında bu hisse senedinde pozisyon almak düşen bir bıçağı tutmak demek. Yani teknik açıdan riskli bir görüntüsü var. Daha güvenli yatırım arayanların şu düşen trendin kırıldığı ve fiyatların FIBO 05 seviyesini geçtiği noktada işleme girmeleri daha sağlıklı olacaktır. O seviyelerde 109 dolar civarları. Bu videoda ABD borsalarındaki en önemli yatırımcıların 2023 yılı ilk çeyreğinde portföylerinde bulunan 3 tane hisse senedini sizler için kısaca incelemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Normalde bu hafta kripto paralarla ilgili video hazırlamayı planlıyordum. Fakat bu önemli isimlerin portföylerini açıklamasıyla maalesef ertelemek durumunda kaldım. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda kripto paralardaki son durumu konuşacağız. Takipte kalın. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.